Hapishaneden çıktıktan sonra bu Ege'ye indikti. Hapishane derken işte Barış Derneği davası falan, 1980'li yıllar. O dönemde yazdığım bir şiir ve Ezgi'nin Günlüğü de çok güzel bir beste yaptı gerçekten. İzlediniz. O sırada ben bu kelimeleri duydum. Mesela eski Nisan, bu sözü duymuş olan var mı içinizde? Eski Nisan. Mayıs başlarına eski Nisan denildiğini duydum ben. Mayıs bulanığı da denizin böyle bir yani bir çeşit bulanması gibi bir şey oluyor yani denize filan. O sırada duymuştum. O sözler bana şiir resimledi zaten. Canımın yongası. Bir de bir halk türküsünde geçen bir sözdür o. Canımın yongası diye. Ayvalık böyle bir şiir armağan etmişti bana. Böyle bir anı. Biraz daha bu konuda konuşursam gözlerim yaşarabilir. İyisi duralım. Ve daha başka bir anıdan başlayalım bu konuşmamıza. Köy Enstitüleri ve Edebiyat. Sevgili Başkan, sizi kutluyorum. Arkadaşlarımızı da Köy Enstitüleri'nde bir konu olarak alıp işlemeniz çok önemli gerçekten. Çünkü Türkiye'mizin en önemli
en önemli, Cumhuriyet döneminin en önemli kazanımlarından biridir. Ne yazık ki sürekli olamadı. Bildiğimiz nedenlerle, tabii tahmin ettiğimiz bildiğimiz nedenlerle korktular. Çünkü köy enstitülerinden, köylerden, insanlarımızın uyanmasından ödleri koptu. Şimdi şu defterciyi açıyorum. Birçok şeyden sonra herhalde o aldığım notlara umarım ki ulaşabileceğim. Burada şiir çalışmaları, bilmem neler. Evet, burada değil. Burada değil. Evet, 12 Nisan. Roma'daydık. Ayvalık 17-4-22. Köy enstitüleri ve edebiyat. Konumuz bu. Şimdi bu konuda bir doktora tezi değil, doktora tezleri yapılır. Yani köy enstitüleri ve edebiyat büyük bir olay, çok büyük bir olay. Yani köy enstitülerinde yetişen edebiyatçılarımızın yapıtlarının içerikleri, kullandıkları yöntemler, bu konularda mutlaka şeyler var. Tabii doktora tezleri var, olmak zorunda zaten. Ama ben anılarla böyle bir başlamak istiyorum. O da şu, ilk kitap benim köy enstitüleriyle ilişkin olarak okuduğum Bizim Köy. Bizim Köy'ü okuyanlar var değil mi içinizde? Mutlaka vardır. Mahmut Bakan'ın kitabını. Ortaokul öğrencisiydim ben. 4 kardeşiz böyle aynı odada yatıyoruz falan. Mahmut Bakan'ın kitabını okurken böyle ağlıyorduk. Köyü anlattığı parçalar. Yani belki büyük bir edebiyat değil ama öncü bir edebiyat. Köy konusunda Türk edebiyatında ilk yapıt denebilir. İçinden gelen, yani köyün içinden çıkmış birinin yazdığı kitap. Çok etkilenmiştik. Bu etkilenmenin nedenlerini daha sonra anlatacağım. Yani öteki yazarlarla ilgili düşüncelerimi de anlattıktan sonra, özetledikten sonra neden? Yani bizi o kitap niye o kadar etkiledi? Küçücük parçalar bizi çok etkiledi. Kardeşlerimiz böyle ağladık, ağlayarak falan okuduk Mahmut Makal'ın kitabını, kitapçığına daha doğrusu. Yıllar sonra Mahmut Makal'ın kendisiyle de arkadaş oldum, tanıştık Ankara'da. Böyle bir delikanlı, köy delikanlısı hala hep de öyle kaldı. Daha sonra bir şey yazmadı Mahmut Makal, bir şeyler daha yazdı ama üstüne fazla bir şey koyamadı. Ama olsun, Mahmut Makal bir köy enstitülü yazar olarak bir öncü kimliğiyle hep anımsanacaktır, hiç kuşkusuz. İlk kitaptır, yani köy enstitülü edebiyatçının ilk ürünüdür, Bizim Köy. Sonra Ankara'da ben Fakir Baykurt'la tanıştım. Fakir Baykurt büyük bir yazar. Büyük bir yazar, gerçekten. Fakir Baykurt'la tanışmamızın, daha doğrusu onu ilk görüşümün anısı çok önemlidir. Gerçekten her anlamda, Türkiye siyasi tarihi bakımından da. Bizler 20 yaşında çocuklardık o sırada, 1960'lı yıllar. Yılanların Öcü filme çekilmiş. Ankara'nın, şimdi unuttum, Kızılay'daki bir sinemada gösterimi yapılıyor. Filmin bitiminde genç bir adam çıktı sahneye. Yakışıklı, genç, sarışın bir genç adam. Fakir Baykurt. 1960'lı yılların Fakir Baykurt'u. Yani filmin yazarı, senaryosunun yazarı, kitabın yazarı filan. Şöyle bir salon işte, saldırı başladı salon sahneye. Biri bir mürekkep şişesi attı, öteki bilmem ne yaptı, 1962-63 olabilir. Yılanların Öcü'nün sahneye. Fakir Baykurt hiç unutamam. Sonraki yıllarda kendisine hep söylemişimdir. Sakince durdu böyle, gülümseyerek durdu. Hiç unutmam onu. Hiç bir panik şeyi göstermedi yani. İşareti. Sessizce benlerin gerisine çekildi. Fakir Baykurt'u ilk kez orada görmüş oldum. Yılanların Öcü'nün yazarıydı. Sonraki yıllarda Fakir abiyle çok yakın tanıştık. Özellikle yine Ankara'da. Onun bana söylediği birkaç şey vardır. Onlar Fakir Baykurt'un yazarlığının da bana göre ip uçlarını veren bir takım belgelerdir ya da bilgilerdir.
Bir gün bana dedi ki, bilgi kitabı evinde oturuyorduk. Dedi ki, bir Anadolu garajına git ve orada insanların konuşmalarını dinle ve o konuşmaları not et diye bir, yani bir öneride bulundu, bir abi yazar olarak filan. Bir başka yine dille alakalı bilgi Fakir Baykurt'a ilişkin, o da şudur. Benim Parkta Rastladığım Adamın diye bir şiirim vardır. Parkta rastladığım adamın bir kolu kesikti bileğinden, çiftçiymiş Tekirdağ'ın köylüklerinden diye başlar. O şöyle dizeler var orada. Feriköy'de bir evceğize sokmuşlar başcağızlarını filan. Dedi ki fakir abi, o şiirde dedi, ne güzel dedi, evceğiz başcağız diyerek bir Tekirdağ Türkçesi, bir Trakya Türkçesinin özelliklerini kullanmışım. Bunları şunun için söyledim, Fakir Baykurt bir dil ustası. Gerçekten de öyle, büyük, yani büyük bir dil ustası. Edebiyatımızın sanıyorum ki, ya da düşünüyorum ki, inanıyorum ki, Yaşar Kemal'le böyle eşit mesafelerde bir büyük dilci Fakir Baykurt. Onun kitaplarını ben, hani bütün kitaplarımı aşağı yukarı Eskişehir'de benim adıma kurulan kütüphaneye gönderdim. Hemen hemen diyelim ki tümüne yakınını. Ama Fakir abinin kitaplarını alakoydum çünkü onlara zaman zaman bakma ihtiyacı duyuyorum. Dil bakımından. Dil ustası. Büyük bir dil ustası. İçerik tabii apayrı bir konu. Yani Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü, Amerikan Sargısı, Anadolu Garajı gibi pek çok yapıtı hakikaten tekrar tekrar okuması gereken kitaplar. Yaşar Kemal'in yani en azından kitapları gibi. Ankara derken Ankara diye devam edelim. Talip Apaydın benim yine şahsen kişisel olarak tanıdığım ve çok değer verdiğim bir köy enstitülü yazar. Bir çelebi adam, bir kibar adam, bir ince adam gerçekten ve şiirleri köy enstitülü yazarlar daha çok roman ve öykü üzerine yani ürün vermiş yazarlardır. Talip Apaydın aynı zamanda şair olarak da gerçekten çok güzel, ince, zarif şiirlere olan kendisi gibi böyle bir yazardı. Talip Apaydın'ı da tanımış olmak benim için gerçekten büyük bir kazanç olmuştur. Dursun Akçam köy enstitülü yazar olarak hem de hemşerim, yani o Ardahanlı, ben de Kars kökenli bir ailenin çocuğuyum. Kafkasya, Azerbaycan kökenli, Kars kökenli. Dursun Akçam'la da özel yakınlıklarımız oldu. Özellikle de yurt dışında, sürgünde, o Hamburg'daydı, ben Paris'teydim 1980'li yıllarda. Zaman zaman buluştuk ve sürgündeki yazarların oluşturduğu bir kurultayda da beraber olduk. Almanya'nın bir kentinde, şimdi unuttum hangi kentti. Dursun Akçam da güzel bir öykü yazarıdır. Mehmet Başaran köy enstitülü yazar olarak şair, öncelikle özellikle şair, çok zarif bir insandı ve çok değerli bir şairdir gerçekten. Aydınlık, pırıl pırıl şiirleri olan bir köy enstitülü yazar. Yani şöyle bir sıralamayla bakarsak benim tanıdıklarım ve hepsi de aşağı yukarı tanıdığım yazarlardı, abilerimdi, sevdiğim insanlardı. Mahmut Makal dedim, Fakir Baykurt dedim, Talip Apaydın, Dursun Akçam, Mehmet Başaran. Yani bu yazarlar köy enstitülerinin yarattığı insanlar. Edebi, yani şöyle söyleyeyim, hikaye, roman ya da şiir türünde ürün vermeyip, gerçi Adnan Binyazar güzel bir roman da yazdı. Adnan Binyazar ve Emin Özdemir de ayrıca çok değerli dostlarımdı benim. Dostlarımdır da. Adnan bir yazar çok şükür henüz hayatta. Böyle bir anılar geçidi gibi yapmış oldum. Şimdi edebiyat derken Mahmut Makal'ın bizi etkilemesi nereden geliyor? Ya da köy enstitülü yazarların başarılarının temelinde ne var? Tabii ki köy konusu. Öncelikle köy konusu, ama köy konusunu yazarken hümanist ögelerle,
anlatmaları, insan ilişkileri, insan-doğa ilişkisi, insanla başka canlılar arasındaki ilişkiler, hümanizm diye bir olgu bana göre hem dünya edebiyatının en önemli yapı taşlarından, belki de en önemlisidir, belki de değil en önemli yapı taşı dünya edebiyatının hümanizmdir. Hümanist olmaktır. Yani insan sevgisi, insan acıları önünde, sadece insan acıları önünde mi, genel olarak acı önünde sorumluluk duygusu, merhamet duygusu en önemli bir olgudur. Ve örneğin Rus edebiyatı, yani ben bir Rus edebiyatı hocasıyım. Rus edebiyatının en güçlü yanı 19. yüzyıl Rus edebiyatı, hümanist bir edebiyat olması. Bunun tabii neden Rus edebiyatı, özellikle hümanist bir edebiyat, başka Batı edebiyatlarıyla karşılaştırdığımızda neden bir fark ortaya çıkar? O da, onun da ayrı nedenleri var. Aslında başlıca neden de şudur, toprak köleliği sistemi. 11. yüzyıldan 19. yüzyılın neredeyse sonlarına kadar sürmüş olan bir zulüm sistemi, ona tepki olarak ortaya çıkan bir edebiyattan bahsediyoruz. Rus edebiyatının bir özelliği o, yani temel özelliği hümanist bir edebiyattır. Tolstoy, Dostoyevski, Puşkin, Çehov, Gorki tümüyle bütün Rus edebiyatını kapsayan bir yanı vardır bunun. Köy Enstitüsü'lü yazarların yapıtlarında temel değerlerden başlıcası bu hümanist oluştur. Sadece böyle bir kuru gerçekçilik değil, hümanist bir edebiyat olması çok önemli. Bunun tabii nedenleri var. Okudukları kitaplar, köy edebiyatı, köy enstitüleri edebiyat programlarına baktığınız zaman görüyorsunuz. Klasik edebiyatın, hümanist edebiyatın en temel yapıtlarını okumuş olmaları o köy çocuklarının. Ki o dönemde de köy enstitülerinin kurulduğu dönem 1940 yılıdır değil mi? 1940'lı yıllarda da Milli Eğitim Bakanlığı klasiklerinin aynı zamanda paralel olarak dünya edebiyatının klasiklerini yayınladığı döneme rastlaması. Muhteşem bir dönem. Yani Türk hümanizminin gerçekten böyle bir şaha kalktığı bir dönem diyebiliriz 40'lı yılların başlarına. Bu tür edebiyatı okumuş olmaları toplumcu ve hümanist edebiyat. Öğretmenlerine de baktığımız zaman Sabahattin Eyüboğlu gibi, Sabahattin Ali gibi gerçekten toplumcu, hümanist, büyük yazarların, köy enstitülerinin öğretmenleri olduklarını görüyoruz. Genel olarak bakarsak köy enstitülerine, ikimiz de köy enstitüleri babası, dedesi, büyükler olan var değil mi? Tahmin etmiştim, var değil mi? Çocuklarına, torunlarına kadar ulaşan bir şey var yani. Bir güzellik var, bir incelik var, bir aydınlık var. İnanılmaz bir şey bu, gerçekten. Yani benim tanıdığım köy enstitülü de abiler, ablalar, onların çocukları, çocuklarının çocukları, hepsinde böyle bir başka bir şey var yani. Bu inanılmaz, bu kelimelere sığmayan bir şeydir gerçekten. Burada insan sevgisi, yurt sevgisi, sorumluluk duygusu, bütün bunların böyle bir sentezini köy enstitülülükte görüyoruz ve tabii ki köy enstitüsü edebiyatında da bunları görüyoruz. Şimdi köy enstitüleri ve bugün diye böyle bir küçük bir final yapmayı deneyelim. Şöyle şey yapacağız, sonra sohbet edeceğiz tabii ki. Dönemin bakımından çok büyük bir olgu. Çok büyük bir olgu. Gerçekten Mustafa Kemal nasıl bir yıldızsa gerçekten bu ülkenin semalarında, göklerinde köy enstitüsü olgusu da İsmail Hakkı Tonguçların, Hasan Ali Yücel'lerin yarattıkları köy enstitüsü, enstitülülük olgusu, köy enstitüsü olgusu ve Milli Eğitim Bakanlığı klasikleri böyle bir büyük yıldız olarak hakikaten bu fukara, bu gariban, bu talihsiz ülkemizin yani bugünkü itibariyle, bugün itibariyle semasında parlayan büyük yıldızlar olmuşlardı açıkçası. CHP maalesef direnemedi. Yani köy enstitülerinin kapatılması yönündeki saldırılara karşı maalesef direnemedi. Bunun nedenlerini tartışmak ayrı bir konu gerçekten. Ama tartışmalıyız da. Niye oldu, neden oldu, nedir bu?
neden yaşatamadılar köy enstitülerini ve neden köy enstitüleri kapatıldı ve onun yerine işte imam hatipler şunlar bunlar kuruldu. Neden yani? Bunu tartışmak zorundayız. Şimdi yani izninizle belki şöyle bir fıkrayla devam edeyim. Nasrettin Hoca şeyden geçerken pazar yerinden bakmış bir kuşu satıyorlar. Çok yüksek para istiyorlar işte. Papağan yani. O da eve gitmiş, hindi iyi getirmiş. Daha yüksek bir para istemiş. Demişler ki hoca sen nasıl iş bu yani? Demiş ya siz bir önceki kuşa çok büyük para istiyordunuz ama demiş demişler o konuşuyor. Bu da demiş düşünüyor yani. Dolayısıyla şimdi ben bunu sık sık söylerim ya ben düşünen kuşlardanım aslında. Çok fazla yani konuşacak tat da yok bana sorarsanız. Yani konuşulur. Şimdi ben mesela köy enstitüsü edebiyat diye koyalım. İşte Mahmut Makal kitabında narasyon işte türünde bir anlatıdır bu. Esasında konudan çok peyzajlar önemlidir filan gibi öyle girebilirim. İşte Fakir Baykurt'un tek tek romanlarına konusu şuydu, Amerikan sergisinin önlerinde. Onları okuyun göreceksiniz. Yani benim size akıllar bir şey yok. Bu adım da değil bu durumda. Ama şöyle devam etmek isterim biraz. Nostaljiyle bir yere varamayız. Yani vay köy enstitüleri, ah köy enstitüleri demekle bir yere varamayız. Şimdi artık ne köy kalmış ne de enstitü var. Ama yapılacak şeyler var. Sevgili arkadaşlar, değerli başkan, dostlar, özellikle Cumhuriyet Halk Partimizin yapacağı şeyler var. Bu söyleyeceğim şeyleri şimdi ben değerli genel başkanlarının olduğu toplantılarda da sık sık söyledim, dile getirdim yeri geldikçe. Burada da söyleyeceğim. Şimdi Türkiye toplumunun, Türk insanının 3 tane büyük eksikliği var. Ben Mustafa Kemal'in sözlerine aynen katılırım. Yani Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti bir şey daha var, 3 tane. Neydi? Zekidir, çalışkandır, bir şey daha var. Çeviktir. Hepsi doğru. Yani ben sevgili Aziz Nesin'in Türk milleti akılsızdır lafına hiç katılmam. Yani bunu kendisine de söyledim. O da zaten bir baba gibi yani öfkeyle söylemiş. Yani akılsızlık etme oğlum demek gibi bir şey aslında yani kızım. Türk milleti zeki ve çalışkan ama Türk milleti bir, cahil. Kesinlikle yani. Kimse kusura bakmasın. İki, örgütsüz. Üç, yoksul tabii yani genelinde. Demek ki muhalefetteyken yapılacak şeyler var. Örgütlemek toplumu, yoksulluğunu giderici elden geldiği kadar çaba harcamak ki belediyeler bunu mümkün olduğu kadar yapıyor ben. Bir de eğitim meselesi. Yani bu eğitim meselesi çok önemli. Yani köy enstitülerini artık biz yaşatamayız. Köy enstitüleri bitti. Köyler de bitti. Yapılacak iş bugünün koşullarında insanlarımızı nasıl eğitmeliyiz? İnsanlarımız zır cahil. Maalesef. Zır cahil. Yani dünden ve daha önceki günlerden çok daha cahil. Edebiyat kültürü yok, felsefe kültürü yok, hayat kültürü yok, bir şey yok. Bunu vermek lazım. Temel bilgileri insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza temel bilgileri aktarıcı yöntemleri bulmamız lazım. İktidara gelince Milli Eğitim Bakanı tamam inşallah bunlar olacaktır. Olması da zor ama muhalefetteyken yapılacak şeyler var. Köy enstitüleri felsefesini muhalefetteyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin canlandırması lazım. Bir şekilde. Yani belediyelerin şeylerinde mi olur, lokallerinde mi olur, parti lokallerinde mi olur? Çağırınız hocaları, bilim insanlarını, bilenleri, öğretmenleri, çocuklarımıza okuma yazmadan başlayarak en temel insani bilgiler, en temel felsefi bilgiler, en temel fiziksel bilgileri insanlarımıza aktarmak lazım. Buna mecburuz. Ve insanlarımızı okutmak lazım. Ben yani affedersiniz yani üniversite öğretim üyesi olarak karşımdaki çocuklara bakıyorum. Dilini öğrenmeye çalıştıkları ülkenin edebiyatı hakkında bir fikirleri yok. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani Rus dili ve edebiyatı öğretmeniyim ben. Söyledim ben üniversitede. Yani emekli oldum ama devam ediyorum özel okullarda. Yani prof, doktor, Mehmet.
Ya arkadaş falan yazar okudum, adını bile duymamış. Ya sen peki buraya niye geldin? O da belli değil. Çünkü lise eğitimi çökmüş, ortaokul eğitimi çökmüş, ilkokul eğitimi çökmüş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani burada bizim yapacağımız şeyler var. Değerli başkan, sevgili arkadaşlar, hakikaten nostaljiye gerek yok. Elbette Köyünsüzlerinin başımızın üstünde yeri var. Çok saygıyla hatırlıyoruz, anıyoruz. Ama o yazarların yapıtlarını bu çocuklarımıza, bu insanlarımıza okutmanın yollarını bulmamız lazım. Ve hümanist edebiyatın, hümanist kültürün yapıtlarını, baş yapıtlarını okutmak için neler yapmalıyız, neler yapabiliriz yani. Bunları ciddi olarak düşünmemiz lazım. Bir de dünkü şeyde vardı galiba değil mi? Dünkü o görkemli hatıralarda ben izlemedim ama izleyen arkadaşlar anlattılar. Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'nün durumunu göstermiş Serhan Asker. Yıkılmış bir bina. Yani yanından geçiyoruz. Geçenlerde Kars Cilavuz'dan geçerken de oradaki şeyi gördüm. Cilavuz Köy Enstitüsü'nü. Terk edilmiş binalar. Onlara bilmiyorum sahip çıkılabilir mi? Ne şekilde sahip çıkılabilir? Yani o konuda da yine bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii başta Cumhuriyet'in en önemli, en tek belki de açıkçası şeyidir yani tevarüs eden mirasçısı yani Cumhuriyet'in o binalara sahip çıkmak, oraları kimini müze haline getirmek, kimini gerçekten bir öğretim kurumu, kime aittir nedir bilmiyorum ama yollarını arayıp bulmak lazım en azından. Onları yaşar hale getirmek lazım. Yani maalesef kötü durumdayız. Yani bugün Türkiye ne yazık ki çok kötü bir durumda. Çok çok kötü bir durumda. Biraz bunları tabii isterseniz konuşabiliriz. Mühendisleri bağlamında cehaletin dibinde bir ülke olarak çırpınıp durmaktayız. Yani belki biraz farklı bir konulara da gireyim. Ben işte iki gün önce yurt dışından geldim söyledim de dün gece hatta iki gün dün gece indiğimde kızımla işte kardeşlerimle falan buluştuk bir yerlerden. Orada buluştuk. Yani utanılacak bir şey yani. Adam diyor ki gençler yurt dışına gitsin. Gençler yani İstanbul'dan Ayvalık'a gelmez ya. Nasıl gidecek yani yurt dışına? Yani nasıl gidecek? Hangi paraya? Yani iki üniversite maaşını yan yana getirdiğin zaman cüzdanında şu kadarcık bir yer tutuyor ve bir kahve içerken acı acı düşünüyorsun yani. 16 ile çarpıyorsun 5 euroyu. Ne yapıyor? 80 lira yapıyor. Ya ben bu kahveyi içeyim mi içmeyeyim mi diye bir üniversite öğretim üyesi olarak düşünüyorum yani mecburen yani. Böyle bir ülke olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Böyle bir ülke olabilir mi? Bu hale getirenler ayıp utansınlar, yerin dibine batsınlar yani. Lanet olsun hepsine yani açıkçası yani. Dolayısıyla köyüncülerini sevgiyle, köyüncülü yazarları sevgiyle, saygıyla burada anıyoruz. Kalbimizde, başımızın üzerinde onları taşıyoruz ama onlara layık olacak bir Türkiye yaratmak için açıkçası mücadele etmemiz gerektiğini ben düşünerek sözlerimi izninizle noktalıyorum ve karşılıklı bir söyleşi haline geçelim istiyorum. Teşekkür ederim. Aydınların suçu yani şöyle tabii bu bir örgütlenme meselesi esasında. Yani ben şöyle düşünürüm. Tek tek aydınlar olarak baktığımız zaman yani tek tek aydın başkaldırısı, mücadelesi olarak baktığımız zaman Türkiye'de 19. yüzyılda öncesine de tabii gidebiliriz ama 19. yüzyıldan itibaren diyelim yani Türkiye toplumunun Osmanlı toplumunun batılı değerlerle karşılaştıkları süreçlerden itibaren diyelim. İşte Namık Kemal, Ali Suavi, Ziya Paşa gibi aydınlarımızdan başlayarak
Tevfik Fikret, yani 19. yüzyıldan bahsediyoruz. 20. yüzyıla doğru aydınlarımız çok çile çekti gerçekten. Yani çile çekmiş çok aydınımız var, önce aydınlarımız var. Gerçekten de hani bedel ödemek diye bir laf var ya, bedel ödemişler. Ödemeye de devam ediyorlar, ediyoruz da yani. Öldürülenler, hapishanelerde çürüyenler, hayatları mahvolmuş olan çok sayısız aydınımız var esasında. Ama tabii ki sonuç şeye geliyor, örgütlü toplum meselesine geliyor. Toplumun örgütlenmesi lazım. Tek başına kahramanlıkların elbette olmalı, olacaktır da, oluyor da yeterli olmuyor aslında. Yani aydınlardan, sadece aydınlardan beklemek doğru değil. Toplumu, aydınların da üstüne düşen görev bana göre hani kahramanlıktan çok toplumu örgütlenme yönünde çaba harcamaları. Açıkçası birkaç gün önce bana şey verdiler sağ olsunlar, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Cumhuriyet Ödülü, işte kadınlarımızı sizin gibi kurul kurul insanlarımızı, evet ya, teşekkür ederim. Onlara gerçekten övünçle ve sevgiyle baktım, yani özveriyle çalışan insanlar. Her birimizin yapması gereken şeyler var. Toplumun örgütlenmesi yönünde bana göre yani neyse elimizden gelen onu yapmak lazım. Hani kendi köşemizde durarak beklemekten çok bir şeyler yapmaya çalışmamız lazım. Eriyen aydınlar derken tam o soruyu anlayamadım. Tam anlayamadım belki. Şöyle Sait Bey hocam şunu aydınlarımızın en önemli görevi tabii ki eğitime katkı sunmak ve organizasyonu yapabilmek demiştiniz, onu bahsettiniz. Onun şöyle değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Eğer devleti yöneten erk aydınlara daha fazla değer verirse, onları olmaları gerektiği yere koyabilirse, onlarla birlikte hareket edebilirse, o zaman bu söylediğiniz eğitime katkı sunmak ve organizasyon yapmak yerini bulabilir mi acaba saygıdeğer? Bulur ama bunlardan, bugünkülerden beklenmez. Onu söylemeye çalışıyorum. Tabii işte ya olması gereken biraz da bu değil mi? Tabii ki. Köy enstitüleri olmuşu. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Yani köy enstitüleri olmuşu zaten bunun tam bir örneğidir. Sabahattin Ali'lerin, Sabahattin Eyüboğulların öğretmenlik yapmaları köy enstitülerinde, daha pek çok aydınımızın yani düşünün, Nazım Hikmet cezaevinde Savaş ve Barış'ı çeviriyor gibi. Yani garip, paradoksal bir şey gerçi ama ya Mustafa Kemal'in çevresi dönemin en seçkin aydınlarıyla çevrildi. Yani Yakup Kadirler, değil mi? Ruşen Eşref Ün aydınlar falan, yani çeşitli o dönemin en değerli aydınları, Fahri Rıfat Eylar, yani Mustafa Kemal'in çevresi. bugünkülerin yani bu konuda herhangi bir şey yapmaları mümkün değil zaten. Bu bir talihsizlik Türkiye için. Yani bugün tek yapılacak iş bir an önce gitmelerini sağlamak, yani elimizden geldiği kadar. Bugün yani yapacak başka bir şey yok yani maalesef. En arkadan başlayalım isterseniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Mahmut Burka'dan küçük Atoğlu Behramoğlu'na kardeşlerini Mahmut Makal'ın küçük Atoğlu Behramoğlu ve kardeşlerini nasıl etkilediğini anlatacaktınız. Onu merak ettim, bekliyorum. Belki oradan başlamak da detay, çok şeyi de çözerek gidecek. Detay istiyorsunuz belki ama o kadar çok yıl geçmiş kaldı ama hatırlamıyorum. Alattığını söylediniz evet. Varlık yayından da çıkan küçük bir kitaptı. Onlar böyle paragraf paragraf köyü anlatıyor. İşte köyün onları anlatıyor. Şimdi inanın ki detay unuttum. Ama anlattığı şeyler bizi çok duygulandırmıştı. Yani o köylü çocuğunun yaşadıkları yoksulluk ortamı bizi çok duygulandırmıştı. Bu yani söyleyebileceğim. Anlatırım dediğiniz için. Evet, bu kadar. Tamam. Demek ki. Buyurun hanımefendi. Ya beyefendi. 60'tan sonra, daha doğrusu 54'lerden sonra köy enstitüsünün yerine, evet, köy enstitülerinin yerine İmam Hatip'i koydular. Evet. Hep iktidardan onu düzenlemeye, evet, çalıştı. Sonuçta da bir dinci iktidarımız oldu. Evet. Ama onun da sonuna geliyoruz artık. Böyle görünüyor. Evet. Bana göre İmam Hatip'in yerine de yeni bir şey koymak lazım. İşte Fen Lisesi gibi veya işte yeni bir eğitim sistemi. Bu konudaki düşüncenizi almak istiyorum. Anladım. Şimdi tabii yani şöyle söyleyeyim.
din olgusu elbette yüzlerce yıllık, hatta binlerce yıllık, yani tek tanrı dinlerin öncesine de bakarsak insanların yani yaptığı, yarattığı bir şey. Bu devam edecektir. Dolayısıyla her dinsel inancın da görevlileri olacaktır. Bu kaçınılmaz bir şey. Elbette olacaktır yani. Ama bunun bir sınırı ve ölçüsü olmak gerekir. Yani İmam Hatiplere karşı, körü körüne karşı olmayız. Ama şimdi tutup da yani bilimsel eğitimin yerine salt böyle dini eğitimi koyarsanız bu orta çağın da gerisine gitmek olur. Bir toplumun yok oluşu demektir. Tıpkı onun gibi yani hastane yerine, okul yerine, sanat, sal yani müzeler yerine durmadan cami yaparsanız o da doğru olmaz. Yani Hristiyanlık bir ülkede durmadan kilise yaparsan bilimsel değil mi etüt yerleri yerine, okullar yerine o da olmaz. Oralarda öyle şeyler artık olmuyor. Bizde hala maalesef olmakta. Bunlar değişecek. Yerine konulacak şeyleri dediğiniz şu açıdan önemserim. Düşünmek lazım. Şimdiden düşünmek lazım. Yani biz ne gibi yani halk çocuklarının eğitimi konusunda nasıl okullar yapmalıyız? Şimdi şu andaki eğitim sistemi bana göre doğru değil. Üniversite mezunu ama hiçbir şeyden haberi yok. Haberi yok yani. Bir şeyden haberi yok. Kendi okulu eğer yani tıp fakültelerinde okuyan çocuklar da benim çocuklar gibi falansa yandık yani. Böyle yatmasa sana yatmakta yani tereddüt edin yani açıkçası yani. Doğrusu mu yani? Yani o çocuklarımı küçümsemek istemem. 2-3 tane çok yetenekli çocuk her zaman var. Ama sadece mütercim tercüman yetişiyor. Yani ya kardeşim yani böyle olmaz ki. Bu dili öğrenmek aslında hakikaten bir bedeni öğrenmek gibi bir şeydir bir yabancı dil. Dolayısıyla kötü yani Türkiye'de bugünkü eğitim çürük bir eğitim. Çok kötü bir eğitim sistemi. Buna karşılık mesela garip bir şekilde İmam Hatipler'den çok böyle akıllı çocuklar da çıkıyor. Onu da söyleyeyim yani. Tepkisel olarak böyle garip akıllı çocuklar da çıktığı oluyor yani. Onu da söyleyeyim yani. Tuhaf bir şey bu. Ama köy enstitülerinin yerini tutacak yeni eğitim kurumlarına gerçekten ihtiyaç var bu ülkede. Var yani. Buyurun. En arkadan bir hanımefendi, şu an bir efendi orada. Buyurun. Yani bir beraberdir. Ben yani her şeyi bilen biri değilim ama beraber şunu yapıyoruz. Yani. Eksiğim varsa söyleyin yani olabilir mi? Sayın Hocam, hoş geldiniz. Bizler için çok büyük bir şans sizi dinlemek. Duyumlarım ve yaptığım bazı incelemelerden sonra köy enstitülerinin bir Hollanda modeli olduğu konusunda bazı bilgiler edindim. Tabii rahmetli yetişmedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün de istediği buydu. Köy çocuklarını bu şekilde yetiştirmek, aydın çocuklar, aydın öğretmenler, aydın insanlar olarak yetiştirmek. Evet. Fakat tabii onun hazırladığı temel direktifler vardır öldükten sonra da hayata geçen ama şimdi biraz önce dediniz ki hocam Rus modeli, bir toprak ağlığı modeli. Bizde de var doğuda, ülkemizin evet. Çok yerinde bir toprak ağlığı modeli. Neden Hollanda'dan alınan bir örnek olsun? Kendi ülkemizin sosyal yaşamı da aynı bir toprak ağlığı modeli. İşte Fakir Baykurt'un, işte Yaşar Kemal'in falan çok güzel eserleri, harika. Bu konuda aydınlatıyor bizi. Ben sanıyorum hocam, bir Hollanda modeli alınmış olabilir ama ülkemizin de temelde böyle bir şeye ihtiyacı vardı ve bu ihtiyaçtan doğduğunu evet. Sanıyorum. Bir de cüretimi buyurun bir şeyim olacak önerim. Hani uygulamalı bilimler fakültesi yani yaptığın mesleği doğru. Hem öğrenirken doğru. Hem de uygulayarak. Çok doğru. Hani onlar nasıl dikiş diktiler, tuğla ördüler, Beethoven çalındı, Mozart çalındı veya işte çok farklı ağaçlar ekildi. Her konuda bilgileri olan insanlardı, aydınlarımızdı. Rahmet diliyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum hepsine. Ben de bir anneannesi köy enstitülü olarak. Fakat şimdi bu modelde, çağdaş modelde onları yapamayız dediniz. Aklıma uygulamalı bilimler fakültelerinin çeşitliliklerini çok arttırıp
çocuklarımızı o şekilde İmam Hatiplerden kurtarmak ve eskiye benzer bir eğitim sistemini hayata geçirmek geldi hocam. Bu konuda sizin de değerli fikirlerinizi rica ediyorum. Doğru. Teşekkürler. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Şimdi önce şeyi söyleyeyim, bu model alma meselesi. Benim not defterlerimde birinden ötekine geçirdiğim bilgiler vardır. Unutmamak için böyle bakıyorum. 1447 Gutenberg'in matbaayı bulduğu tarih. Yani basım evini bulduğu tarih. 1447. 1727 İbrahim Müteferrika'nın yani şeriata, meriata karşı mücadele ederek getirdiği tarih. 1947 ile 1727 arasında 280 yıl var. 280 yıl sonra biz matbaayı getirebilmişiz. Şimdi yani bu bir taklit mi? 280 yıl sonra işte matbaayı getirmişiz. Yani buluşlar evrenseldir. Öyle düşünmek lazım. Köyensüleri hangi model bilemem. Yani ama Türkiye'ye cuk oturmuştur. Yani Türkiye'de köyensüleri gerçekten harika bir şekilde oturmuştur. Çünkü dışarıdan da alınsa bazı şeyler o ülkenin şartlarına uyar filan. Yani uymazsa zaten yaşamaz. Köyensülerinin yaşamaması öldürüldü köyensüleri. Kendi ölmedi. Öldürüldü yani köyensüleri. Mesela bu başka bir bağlamda şunu da yazmışım. Rusların İvan'ı mesela 4. İvan, korkunç İvan, hakikaten korkunç tarafları olan biri gerçekten. Deli Petrov'un delilikle alakası yok da 18. yüzyılın adamının. Ama bu 17. 16. yüzyılın İvan'ı deli meli ama adam 1547'de matbaayı almış yani 1400'de yani 100 yıl sonra. Yani müteferrikadan 100 yıl sonra Ruslar matbaayı almışlar. Ve yine İvan zamanında ilk bilimler akademisinin filan temeli atılmış. Burada size izninizle yani kendi çalıştığım alana ait bir bilgiyi aktarmak isterim. Konumuz da çok da uzak değil. Bu İvan zamanının 4. İvan zamanının yani 16. yüzyılın bir düşünürü var. Peresvetov. Evet, o da anladı. İvan Peresvetov. Sonra ilk çardır o. İlk çardır. Ondan öncekiler prens ünvanını falan taşıyorlar. Bir şey sunuyor. Sultan Mehmet menkibesi diye. Yani Skazani Magomete Sultane diye. Sultan Mehmet hakkında anlatı falan gibi bir şey. Osmanlı Sultanı'nı bir örnek padişah olarak, örnek yönetici olarak sunuyor yazdığı şeyde ve diyor ki birkaç dil bilen bir adamdı. Bir gün vezirlerini topladı. Eski Rusya'yla yazılan bir metindir o. Vezirlerini topladı ve dedi ki Konstantin aslında kötü bir adam değildi. Yani Bizans şeyi yani neyse kralı. Ama çevresi onu yanılttı. Yani mahkemelerde yapılan adaletsizlikler, toplumdaki kötülükler falan konusunda onu bilgilendirmediler. Dedi Mehmet onlara ve dedi ki yani bana bütün bilgileri aktaracaksın şu bu. Yani şöyle söylemek istiyorum. 15. yüzyılın Osmanlı Sultanı, biz yani geçmişimizi bütünüyle de böyle çöpe atmayalım yani. 15. yüzyılın Osmanlı Sultanı'nı 16. yüzyılın Rus çarına o dönemin ileri gelen bir adamı örnek olarak sunuyor. Ama işte bütün hikaye şurada. Bütün hikaye şurada. Müteferrika ile Gutenberg arasında 300 yıla yakın mesafe var. Gutenberg ile Rusların matbaayı kabulü arasında 100 yıla yakın fark var mesela. Yani burada biz kaybetmeye başladık. Bunun sebeplerini tartışabiliriz. Yani şeyde bile İstanbul'daki şeyi biliyorsunuz değil mi? Küçücük ilk metrodur o. Paris metrosunu yapan bir İngiliz mühendis onu yapmış. Şeyle Karaköy'le tünel arasındaki metroyu biliyorsunuz değil mi? Şeyhülislam Hazretleri önce hayvanların taşınması şartıyla kabul etmiş yani. Yani hangi yüzyıldan bahsediyoruz? 19. yüzyıldan falan bahsediyoruz yani. Budur yani. Türkiye'nin yok oluşunun yani hikayesi bundan ibaret. Bu yani. Budur. Mesele budur. Bugün de budur yani. Bu bağnazlığa karşı cesaretle mücadele etmek lazım. Cesaretle. Ama bunun için de insanlarımızı eğitmek lazım. Eğitilmiş insanlarla beraber olarak
bu mücadeleyi yapabiliriz. Tek başına çok zayıf kalırız. Çocuklarımızı eğiteceğiz. Her konuda aydınlatacağız yani. Görevimiz bu yani. Aslında budur yani. Doğrusu budur. Bir beyefendi arkadan buyurun. Az önce de değinildi. Ben de kursu üzerine oradan bir şey sormak istiyorum. Köy enstitülerine bir kere var. Duyuluyor bence. Köy enstitülerinden bahsediyoruz. Burada konuşuyoruz. Köy enstitüleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında işte Atatürk'ün öngördüğü bir cumhuriyet modeli, eğitim modeli oluşması için önemliydi ama köy enstitülerini esas kuran, bu kadar geliştiren, yapan en büyük isim karşımıza hep Hasan Ali Yüce olarak çıkıyor. Ki bu yüzden kendisi ciddi şekilde eleştirildi zamanında. İşte görevden uzaklaştırıldı. Evet. Arkasından enstitüler kapatıldı. Evet. Bizim ülkem, yani bizim coğrafyamızdaki ülkelerin de benzer kadar hep bir kişinin bir şeyler inşa etmesi, arkasından birilerinin gelip onu yok etmesi, yıkmasıyla karşılaşıyoruz. Bizim günümüzde işte köy enstitüleri artık bizim için geçti. Geçmişte iyi bir modeldi. Bugün yenisini yapmamız gerekiyor diyoruz. Evet. Ancak bunu yapacak bir kişiyi arıyoruz hala. O bir kişi çıksa bile yani çok uzun soluklu olmayacak. En fazla bir insan ömrü kadar baktılar. Bizim şu an yaşadığımız dönemde işte Z kuşağı ve Y kuşağı çok fazla konuştu. Örgütlenmeye çok mesela müsait bir kuşak. Ama çok yanlış şeylerin etrafında örgütlenerek kendi potansiyelini harcıyor. Bizim bu toplumu aslında örgütleyip işte eğitim devrimi, işte ekonomik devrimi, bahsettiğimiz iktidar sorunları olabilir. Bugünkü hükümetten bahsediyoruz. Yarın başka bir hükümet de benzer sonucu verir. Bunu önleyecek yapılanmayı, örgütlenmeyi nasıl oluşturacağız bu toplumda? Ben buna bir cevap arıyorum en çok. Ya tabii bu söylediğiniz şeyler çok önemli tabii. Yani önemli bir şey bu. Yani bunun için aslında hani nasıl bir insan modeli, nasıl olmalı? Yani toplum nasıl örgütlenir? Bu konularda Niyazi Merkez'in 200 yıldır neden bocalıyoruz ondan tutun da kimimiz ya ülkenin yani Türkiye düşünce tarihi. Pek çok metin okumak lazım. Yani daha mütevazi insanlar yetiştirmemiz lazım. Yani daha mütevazi, daha yurtsever, daha yani örgütleyici, daha örgütlenmeye açık insanlar yetiştirmemiz lazım. Yani tek başına dahi her yani dahiler iki de bir de çıkmaz açıkçası yani. Ama örgütçü, kolektif bilince sahip, sorumluluk duygusu taşıyan insanlar eğitim sistemiyle alakalı bence. Yani sorunumuzun yanıtı bence orada. Ama nasıl bir eğitim sistemi diyorsun? Yani onun için yani bayağı uzmanların oturup çalışıp kafa yorması lazım. Yani ben bugünkü yani Türkiye insanından yani kendi adıma kendim de dahil çok hoşnut değilim yani. Çünkü her şeyi biliyor, ukala, kendini beğenmiş aslında filan. Bir tipleriz biz daha ya. İyi değil ya vallahi. Daha mütevazi olmak lazım. Yani Batı insanı daha kolektif şeye yatkın. Yani herkes kendi işini iyi biliyor, kendi işini iyi yapıyor. Ama örgütlü aynı zamanda. Örgütsüz mesela şöyle bir toplum herhangi bir Batı ülkesinde herkes örgütlüdür. Bila istisna. Bir partinin, bir sendikanın, bir derneğin üyesidir. Kesinlikle yani. %100 yani. Başka türlü olmaz. O türlü olamaz yani. Bunu çözmek lazım. Bu da bir demokrasi mücadelesi. Sonuç olarak bir demokrasi mücadelesi yani. Açıkçası yani. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. 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 Hollanda modelinden söz etti. Rahmetli Fakir Baykurt'un da bir tane avukatını yaptı. Yani öyle mi? Öyle yaptı. Ha, Fakir Baykurt'un avukatını yaptı. Evet. Almanya'da emekli işlerle ilgilenmiştim. Ben eğitim enstitülerine, köy enstitülerine özel ilgisi olan bir ben yurttaşım diyelim. Hiç Hollanda ile ilgili... Ben de duymadım. Hollanda sözünü ben de duymadım. Bir haksızlık, vefasızlık olur diye İsmail Hakkı Tonguç'a, Hasan Ali Yücel'e o nedenle söz aldım. Evet, evet. Yani hiç... Ben de duymadım. Hollanda yani... Ya, ona da bilir ama yok yani. Öyle bir duymadık yani. Hollanda'da öyle bir şey yok. Çok özür dilerim. Niyazi Altunya ismisi yabancı değildi. Bu konuda. Niyazi Altunya. Evet. Eski gazete yönetici bir baş yazmıştı. Onun köy enstitüleriyle ilgili kaynak kitabı olan kitaplar var. Hanımefendiye onlardan bir tanesini okuması lazım. Tabii elbette bir yanlış bilgi bence. Vefasızlık olmasın diye söylüyorum. Tabii tabii. Yanlış bilgi bence. Olabilir yani.
da çok fark etmez yani. Buyurun hanımefendi. Hanımefendi şu hanımefendi. Tamam, üç tane hanımefendi. Şöyle gideceğiz. Tamam. Güzel şekerimiz mi icat ediyoruz? Ayvalık'ta sizi görmekten dolayı çok mutluyuz bir kere. Putin'e yazdığınız mektup nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bir savaş karşıtı olarak. Çağdaş Yaşamlıyım. Çağdaş Yaşam'dan aldığınız 16. Cumhuriyet Ödülü nedeniyle de kutluyorum. İyi ki buradasınız. Sağ olun. Şimdi dün İlber Ortaylı Bey'i de dinledik, hocamızı dinledik. O da eğitimin çok gerekliliğini anlattı. Ve ilk öğretimden başlayarak 5 derse çok önem verilmeli dedi. Önce Türkçe, ana dilini çok iyi vermeli. Çünkü Türkçe'yi bilmeyen çocuk ne matematik öğrenebiliyor ne yabancı dil öğrenebiliyor. Dolayısıyla Türkçe, matematik, yabancı dil, tarih ve coğrafya öğretmeliyiz. O felsefeymiş, diğerleriymiş, o biyolojiler falan. Bunlar üniversitede yapılacak şeyler diye belirtti. Ve eğitim enstitülerinin, köy enstitülerini tamamlayan bir eğitim birimi olduğunu anlatarak önce öğretmen yetiştirmeliyiz dedi. Çok doğru söylemiş. Kendim de öğretmen olduğum için akşam da düşündüm. Sabahleyin de KRT televizyonunda Mualla Eyüboğlu'nun bir belgeseli vardı. Bayılarak izledim. Tekrarını isteyeceğim inşallah. Cumhuriyet'in ne kadar değerli insanlar yetiştirdiğini gördüm. Çünkü 3 kardeş, onlar kendileri çok değerliydi. Köy enstitülerin, Mualla Hanım ilk mimarlarından, ilk kadın mimar. Ve 4 köy enstitüsünün yapımında bilhassa mimar olarak da o köylü kadınlarla örnek olarak da çalışmış. Ama bilgi olarak derya gibi. Ha nasıl olur noktasında da biraz siyasete girerek, çok anlamadığım halde girerek diyeceğim. Sağ iktidarlar sola hiç fırsat vermiyor ki. O kadar para kazanma, o kadar müthiş bir istek oluyor ki. Sol iktidar zavallılar, sağ çökerttikten sonra ülkeyi geliyorlar. Halk da aceleci olduğu için sol devam edemiyor. Yoksa solda potansiyel olarak siz de söylediniz. Müthiş tek tek birebir insanlar var, kaliteli insanlar var. Ama bunları bir araya getirip çalıştıracak sol iktidar, Ecevit 2 yıl çalıştı, ayrıldı. Sonra geldi sağlıksız döneminde 2 yıl kadar oldu. Toplayamaz mıydı? Yapabilirdi. Ama aç gözü sağ iktidarlar yüzünden eğitim sistemi de düzelebilir mi? Bir öğretmen olarak açıkçası kuşkuluyum. Birkaç şiir okursunuz inşallah. İtmeden teşekkür ediyorum. Ben sizi dinliyorum. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne diyeyim? Şimdi söyleyeceğim şeyler çok başımı derde sokabilir. Yani şimdi hani al kılıcı falan diye işte falan yani. Şimdi neyse. Buyurun. Köy enstitüleriyle ilgili konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Bugün Görkem'le hatıralarda Zülfü Livaneli ve eski Yunanistan Başbakanı Papandro konuktu. Papandro şöyle dedi. Kendi çocuğunu uygulamalı eğitim alsın diye Hollanda'da bir okula göndermiş zamanında. Konu tabii köy enstitüleri anlatılınca şöyle dedi. O okulun tarihçesinde Türkiye'deki köy enstitülerinden model alınmıştır bu okul diye bir not varmış. Dolayısıyla bu model alıntı değil, Türklere özgü. Dolayısıyla yapanlara, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu bilgiyi düzeltmek istedim. Güzel güzel, tersinden aldınız. Bir düzeltme yapabilirim. Tabii elbette, elbette. Yanlış anlaşılma da olmasın yani tabii. Duyuluyor. Aslında ben de aynı şeyleri ifade etmek istedim. Evet. Dedim ki bizim de toprak ağalığı modelimiz varken, sosyal yaşamımız buna uygunken bizden çıkmış olması gerekiyor. Evet. Ama böyle de bir bilgi var. Ama aslında
sizin de Rusya'dan örnek verdiğiniz gibi bizim ülkemize özgü bir modelden, sosyal yaşamdan çıktı dedim de. Ama yanlış anlaşıldı zannediyorum. Ha, Hollanda'dan deniyor. Bu yanlış bir haber. Yanlış bir kaynak olarak söylemek istedim. Farklı anlaşıldı zannediyorum. Çok teşekkürler açıklamanız için. Teşekkür ediyorum hocam. Güzel bir. Buyurun. Hocam, sesim geliyor mu? Neredesiniz? Tamam, buyurun. Ben mikrofonu hazır elime almışken izninizle bir şey arz etmek istiyorum. Estağfurullah, buyurun. Ayvalık'ta öğretmenim ve Savaş'ta öğretmen lisesi mezunuyum. Buyurun. Öyle mi? Köy enisi büyüklerimizin o yediği içtiği yerlerden işte Sıtkı Akkayır'ın yad ettik. Allah rahmet eylesin. Şimdi okuduğum bir kitapta tabii doğal olarak köy enstitülerine ve öğretmen liselerine ilgimiz çok yüksek. Rusya'dan bahsettiniz. Çarlık döneminin bittiği, kokuştuğu, işte dediğiniz gibi toprak ağalık sisteminin halkı ezdiği bir dönemde üniversitedeki görevini bırakıyor. Şu an ismini unuttum. Görevini bırakaraktan köye dönen, köyünde birkaç yıl sonra, yani 20-30 yıl sonra Rusya'nın önde gelen işte müzik insanları, romanlarını yazacak olan kişiyi yetiştiren, yani köye dönüyor, aydınlanmanın köyüne dönüyor. Öyle çok o ya insanlar, evet, Halkın Dostları hareketidir o, evet. Narodnaya oluyor, evet. Evet ve oradan başlıyor, yani Rusya aydınlanması, Rus aydınlanması, çarlık sisteminden kurtuluşu da öyle başlıyor zaten. Doğrudur. Türkiye'de tabii ki model olarak oradan almış olabilir ama Hasan Ali Yücel gibi kıymetli insanlarla birlikte Türk kültürüne uyarlanmış ve o dönemde Türkiye'nin kurtuluşuna, Türkiye'nin yükselmesine, köylerin, köydeki o dehaların, zeki insanların bilime katılmasına büyük katkı sağlamıştır. Günümüz bilim adamları acaba, hani arkadaşlarımız uygulaman bilimler diyor vesaire diyor ama ki zaten 1920'de Türkiye'nin %10-14 civarı şehir, kalan hepsi köy zaten. Aydınlanma gerekiyor ama günümüzde o bilim insanları artık yani bu işi hani şehri bırakıp köye dönecek bir durum yok ama yok. Şeyi bırakıp yani o rahatı bırakıp halkın arasına inip, çünkü halk gerçekten şu anda çok kötü durumdayız. Yani eziliyoruz birçok konuda. O durumda mı acaba, onu ben merak ediyorum. Yani bilim insanları... Şimdi dediğiniz doğru tabii. Ama bana göre şöyle düşünmek lazım. Artık örgütler var her şeye rağmen. Bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Yani dernekler var. Yani köye gidip hani küçük bir köyde yerler de ne yapacak? Yani sendikalar var. Var olan örgütleri güçlendirmek ve genişletmek yönünde çalışmalar bana göre daha doğru olur. Öbürü de duygusal olarak iyidir. Bir yazar der ki ben gideceğim, kalan yerde yaşayacağım, balıkçılarla yaşayacağım filan. Olur yani. Olacak bir şey değil yani. Ama yine de var olan örgütleri güçlendirmek, yani daha modern yerlere doğru gitmek lazım diye düşünüyorum. Buyurun. Var mı? Birkaç soru daha alalım. Buyurun hanımefendi. Korkak, fazlasıyla cahil ve fazla korumacı olduğumuzu düşünüyorum. Tepki çekebilirim ama ben böyle düşünüyorum. Bir daha şey tekrar edin. Korkak, fazlasıyla cahil ama çocuklarımızı fazla koruyan, hala Orta Asya'dan beri göçen bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Doğruluk payı var şimdi. Niye göçüyoruz? Kimse kusura bakmasın ama. Evet, niye göçüyoruz? Binalar yapıyoruz, çatısı yok. Pencere yapıyoruz, camı yok. Aile apartmanı yapıyoruz, 5 kata temel atıyoruz, 1 tane kat çıkıyoruz. Kardeşimize paranı bul, sen de gel yap diyoruz. Dolayısıyla hayatımızdaki hiçbir şey tam değil. Tüketiyoruz, kirlettiğimiz yeri bırakıp yeni temiz yerler arıyoruz. Aslında eğitimin ta da buradan başlaması gerektiğini düşünüyorum. 8 çocuklu, çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan bir ailede büyümüş, son güzel yatılı okulların en iyisinde eğitim almış bir öğretmen olarak
öğretmenlik yapmadım, o ayrı bir mesele, yöneticilik yaptım. Bunun çok kıymetli olduğunu, meslek okullarının yeniden ve çok ayrıntılı bir şekilde geliştirilmesi gerektiğini, tarım ve hayvancılığın özel anlamda üzerinde durulması gerektiğini, bundan sonra kamu çalışanlarının, öğretmenlerin, üniversite öğretim görevlilerinin siyasi partilere üye olamayacağı, hiçbir siyasi oluşuma oy vermeyeceğimi belirtmek istiyorum. Yani CHP olduğu için en güçlü muhalefet olduğu için şu anda onu söylüyorum. Onlardan böyle bir cesaret bekliyorum iktidar bulurlarsa. Kamu çalışanları kesinlikle siyasi partilere üye olmalı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerden, sosyologlardan, pedagoglardan, psikoloji uzmanlarından, eğitim uzmanlarından oluşmalı. Tarım Bakanlığı da gerçek tarımı yapanlardan oluşmalı. Ülkemizin kalkınmasının buradan kaynaklanacağını ve köy enstitüsü anlayışıyla model olan yeni okulların yapılabileceğini düşünüyorum. 1980'de lise öğrencisiydim. Yatılı okulda okuyordum. Okulumuzda spor salonu, müzik İngilizce dil, yabancı dil laboratuvarı 80 yılından bahsediyorum. 42 yıl önce de. Ve müzik odasında her türlü müzik aletinin bulunduğu ve bunları hepsini kullanabilen bir müzik öğretmenine sahip. Liseyi bitirdiğinde hiç imkanı olmayan bir çocuk olarak mandolin ve piyano çalabiliyordu. Demek ki bu yapılabilirmiş. Hala yapılabilir. Bunun için sadece aydınların değil, toplumun en alttan en üst tabakasına kadar herkesin cesur olması gerektiğini düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sadece bir akşam. Ben bütün söylediklerinize katılıyorum. Ve bu düşüncenin ve bu sesin örneğin Cumhuriyet Halk Partisi içinde yer bulmasını istiyorum açıkçası yani. Yani hakikaten ister istemez hani debat sevdiği deriyi yerden yere vurmuş ya hani onun gibi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'dir yani bizim başka şeyimiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bütün bu seslerin kendine yer bulması lazım açıkçası. Yani evet, şu an onu ve sizi görevlendirecekler. Gidin ve tek tek konuşun yani kadınlarla, çocuklarla konuşun derim. O kadar güzel anlattınız ki daha ne diyeyim ben size. Hepsi doğru. Hepsi doğru söyledikleriniz. Evet, buyurun. Merhaba. Buyurun. Gerek yok diye düşünüyorum. Buyurun. Sesim gayet... ben başta sizin hani köy endüstrileri okullarının yavaş yavaş hani yıkıma yüz tuttuğunu ve bunlara sahip çıkmamız gerektiğini söylediğiniz bir tarz yani o tarzda bir söz söylediniz. Ben kesinlikle buna katılmıyorum. Bence okullar bir semboldür. Tıpkı bir Forvandeta'nın parlamento binasını havaya uçurduğu gibi. Onlar bir semboldür ve aynı zamanda gene bir Forvandeta'dan bir söz söyleyeceğim. Bu maskenin altında etten fazlası var. Bu maskenin altında bir fikir var ve fikirlere kurşun işlemez. Bence binalardan veya şeylerden daha çok fikirlerimizi yaymamız gerektiğini düşünüyorum. Ve katılmadığım bir konu daha var. Nedense CHP ile bu kadar çok özdeşmiş olmanın bir mantığının olmadığını düşünüyorum. CHP'nin bir kurtuluş partisi olmadığını da düşünüyorum ben aynı zamanda. Çünkü aynı parti daha birkaç Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmelettin İhsanoğlu gibi birini öne sürdü karşısında. Ben CHP'nin çok bir siyaset okuduğunu da düşünmüyorum. Evet hani
yeri geldi iyi adımlar da attı ama ben CHP'nin bir Kurtuluş Partisi olduğunu düşünmüyorum. Düşüncelerinizi dinledik yani. Burada tartışacak yok, böyle düşünüyorsunuz yani. Düşünmeyeceğim, engel yok bence. Bence engel yok ama yani bu şimdi şöyle bir devam olamaz. Yani burada şimdi Cumhurbaşkanı hakkında ne böyle olmalı, böyle olmalı başka bir mevzu. Yani düşüncelerimiz... Yani yeri geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerden yere vuruyoruz yani. Yerden yere vuruyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerden yere ama onsuz olmuyor işte. Onsuz olmuyor yani. Karışmıyor yani. Ama tartışma yani buradan bir yere gidemeyiz yani. Burada şurada bu bir yere varmayız ama yok bir, hadi konu oraya gidiyor sürekli de ben bu konu ama yani kim yapacak yani şu anda bir yapsa yapsın CHP yapacak bunları diye düşünüyoruz yani. Siz diyorsunuz ki yapamazlar yani o zaman Allah sorumluluğu ayrılsın yani ne diyeyim başka. Buyurun. Yani güzel dürüstlükçe ifade ettiniz düşüncelerinizi tebrik ederim ne güzel yani. Zaman zaman yerden yere vuruyoruz CHP'yi açıkçası yani. Yani pardon, ben arkadaşı devam etme niteliğinde söylemiştim. Buyurun. Ya aslında ne CHP, DYP, ne diğer bir parti, ne başka bir parti. Şurada artık konuşmamız gereken şeyler birlikte nasıl hareket edebiliriz? Yani çözüme doğru şimdiye kadar ayrışmanın bir ideoloji etrafında örgütlenip karşıyı sürekli suçlamanın ya da karşıyla zıt hareket etmeye çalışmanın bize bir yapar faydası olmadı. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Çok ağır bedellerini ödüyoruz şu anda. Yani anlayamadığımız bir coğrafyayı, inceleyemediğimiz bir coğrafyayı o insanları dışlayarak, baskılayarak, üniversitelerimizden atarak onun bedelini biz şu anda çok ağır ödüyoruz zaten. Bunu anlamış olmamız gerekir. Birleştirici ne yapabiliriz? Beraber nasıl hareket edebiliriz? Yani örgütlenmenin ötesinde, ideolojilerin ötesinde biz beraber bu ülkeye faydalı ya aydın insanlarımız ne üretiyor ona bakmak lazım. Yani bütün gün işte bayrak sallayıp Atatürk'ü övüp ondan sonra akşam eve gideyim dizi izleyeyimle bir Türkiye'nin bir şey yapabileceği yok. Yani sokaklarımız çöp içinde. Çocuklarımızı yani doğurganlık had safhada ama nasıl eğiteceğimizi bile bilmiyoruz. Bireysel olarak, yani şu var ben, yani baktığınız zaman şu anda pek çok kanal inanılmaz tartışma programları var, siyaset programları var. Hepsinde inanılmaz güzel değerlendirmeler var. Ama pratikte hiçbir şey yok. Biz üretmeyen bir toplumuz. Kendimizi Avrupa ile kıyaslayamayız. Avrupa'da tamam örgütlenme vardır. Ama Avrupa'da bütün örgütlerin üzerinde işleyen bir adalet sistemi vardır. Hanımefendi bir öneriniz var mı? Somut bir öneriniz var mı? Yani çok duygulusunuz, çok da doğru söylediğiniz şey. Yani arkadaşı o yüzden bu. Ben ideolojilerin bundan sonra çok işe yaradığını düşünmüyorum açıkçası. Arkadaşlarla karşı mısınız? Aynı görüşte misiniz? Tam anlayamadım. Hayır yani onun devamında bunu söylemek istedim. Yani CHP ile kurtaramayız dedi. Bence MHP ile de kurtaramayız. Yani ideolojilerle bu işi kurtaramayacağız. Peki nasıl kurtaracağız? Evet. İnsanları belli kalıplara sokmaktansa fikire bakmak lazım. Doğru. Onun uygulanabilirliğine ve uygulanmasına pratiğe doğru. Bakmak yani lazım. Yani bunu nasıl yapacağız? Tek tek yaparız zaten. Şu anda sizi ben dikkatle dinliyorum. Arkadaşı da dikkatle dinledim. Herkesi de dikkatle dinledim. Yani dikkatle de dinlememiz lazım. Bu da çözüm değil ama. İşte konuşmaktan yani, çok bence biraz faaliyete geçerek, dışlamayarak. Boşa konuşuyoruz. Yani şöyle, yani konuşalım tabii ki konuşacağız. Ama biz çoğunluk konuşuyoruz. Yani bu, hepsi bunların bana göre doğru. Yani Türkiye toplumunun ciddi sorunları var. Çok doğru. Bunları CHP çözer diye böyle işi bağlayıp atmak da doğru değil. Ama yani neler yapılması gerektiğini de somutlamak da lazım. Yani ben Türkiye İşçi Partisi'nde... Müsaade misin? Çok özür dilerim. Türkiye İşçi Partisi'nde bir gençim dedim ben yani 1960 yıllarda. Tek yol devrim diye geldik. Bugün de aslında düşüncem olur. Ben şimdi şöyle bir tek yol devrim diye şöyle bir konuşsam hepinizi ayağa kaldırırım yani. Ama mesele bu değil. Yani şiirlerimde biraz yapıyorum. Ayrı konu yani. Şimdi birazdan okuyacağım. Ama yine de daha çok kafayı kullanarak yani var olan potansiyeli değerlendirmemiz lazım. Yani reddederek değil de var olan potansiyeli eksiklerini görerek eğer yani düşüncelerimizi açıkça yüreklikle söylemek lazım.
Burada siyasi örgütleri de hangisi olursa olsun yani aslında yine de ister istemez CHP'dir. Yani kendini daha açmalı, daha kollarını açmalı, daha farklı düşünceleri ama aynı çizgideki farklı düşünceleri. Yani Cumhuriyet değerlerine bağlı, laikliğe bağlı düşünceleri sola açılarak yani kucaklamalı. Bir şey yaparak olmaz. Yani Cumhuriyet değerlerinin karşısındaki şeylere prim vererek bir yere gidilmez. Onu da söyleyeyim. Yani CHP'nin o konuda daha radikal olur. Ben o zaman bir alternatif sunayım şey olarak. Gene bir Yılmaz Güney'in bir şiirle bir kıvılcım düşer önce bir yavaş yavaş bir bırakmışsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş. Aslında bundan birkaç seçim önce o kıvılcım o ocağa düştü. Evet. İnşallah iyi olacak. İnşallah. Hani bir alternatif yani sunmamızı istiyorsanız bence Fatih Maçoğlu'nun yaratmış olduğu Maçoğlu çok değerli bir çocuk. Ben onu çok seviyorum. Çok değerli. Yani bir rol model olarak o tarzın hani. Değerli buluyorum. Ben Maçoğlu'nu çok değerli buluyorum. Arkadaşım diyor da çok değerli buluyorum. Önemli bir soru. Kesinlikle. Başka soru soran arkadaş var mı? Yok. Yoksa bir şey yok. Gelin. Tamam. Şimdi 15 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş Belediyesi'nin Fulya Kültür Merkezi'nde İstanbul'da olan arkadaş varsa otelde buyursunlar. Hakikaten konumuz olarak büyük bir şiir müzik buluşması gerçekleşecek. Orada benim iki kitabımla beraber biri Suçlusunuz adını taşıyan yeni şiirler toplamı, biri de Cezaevi Güncesi 1982 Mart ve Aralık aylarında Maltepe ve Samalcılar cezaevlerinde tutulmuş notlar. İki kitap çıkacak, çıkmak üzere. Biri güncel, Cezaevi Güncesi, biri Suçlusunuz. O iki kitapla beraber, onların hani lansman diyorlar, sunumuyla beraber 40x2. Yaşım kutlanacak şiir ve müzik dinletisi olarak. Buyurun gelin yani, onu bekleriz. O Suçlusunuz adlı kitaptan, ki onlar Cumhuriyet 1. sayfada çıkan şiirlerdi. Biz öyle bir kıvılcım falan demedik ama böyle işte 30-40-50 senedir de şiir yapıyoruz. Yani Yılmaz da benim arkadaşım da yani onu söyleyeyim yani. Yok ben. Yani kıvılcım düşer yani kıvılcım demekle de iş bitmiyor tabii. Suçlusunuz. Suçlusunuz. Umudun cellatları. Gecenin adı da buluşmalarda suçlusunuz olacak. Yani suçlusunuz diye sunulacak. Hem 40 yıl önceki, tam 40 yıl geçti. Barış Derneği davası üzerinden 40 yıl geçti. 1982-2022. Yani 40 yıl önceki günce. Bugünüyle, bugün ve dünküleri topluca yani suçlayan diyelim ki bir buluşma olacak. Suçlusunuz, umudun cellatları, katilleri, iyiliğin, merhametin, ellerinizde çocuk kanı, ruhunuzda küf, nefret, irin. Suçlusunuz savaş dostu, silah sevici, tedirgin olan yaşamak sözcüğünden. Acımasızsınız ölüm gibi, karanlıksınız en karanlık geceden. İblissiniz şeytan, Azrail, Deccal, ocak söndüren, kan emici, günahkar, gaddar. Fıtratınızda düşmanlık, kin, mayanızda lanet var. Cehennem daha az ürkütücüdür saraylarınızın heyulasından. Din tüccarları anahtarını zindanlarının cennetin anahtarı diye pazarlayan. Suçlusunuz ölüm kapıyı çaldığında mirasınız çürümüşlük olacak. Dünyayı kefen gibi örten bir gökyüzü, bereketini yitirmiş bir toprak. Sonra hiç yokmuş gibi unutulup sileneceksiniz dünyanın belleğinden. Bir korku ve ibret öyküsü kalacak gelecek kuşaklara sizden. Kitap olarak çıkmadığı için mecburen buradan buluyoruz. Şimdi bakalım bulacak mıyız burada?
Kusura bakmayın, böyle buradan anlamak zorundayım. Eşkıya dünyaya ne olur sizce? Olur mu olmaz mı? Karar olur. Olur. Oturmayacağız. Bakalım şair ne demiş? Şu anda da eşkıya hükümler zaten. Ben ne kadar bassam olmaz diye çıkıyor. Halbuki ben olur diye çıkmasını istiyorum ama çıkacak herhalde. En de sonunda bir dakika. Kusura bakmayın ne olur. Şimdi bulacağım. Kusura bakmayın. Eşkıya dünyaya hükümdar olur. Evet. Evet, Atol Veremoğlu çıktı. Eşkıya dünyaya hükümdar olur. Ama nasıl bir şey bunlar ya? Gazeteden çıkması lazım istiyorum ben. Biriniz bulabilir misiniz Allah aşkına? Eşkıya dünyaya hükümdar olur diye Cumhuriyet Gazetesi'ne çıkmış. Buldum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ardından da düello diye bir şey bu. Düello neyse. Birbirine. Eşkıya dünyaya hükümdar olur. Ama bir sonu vardır bunun. Ne kadar vazgeçilmez olsa da alışkanlığı, iktidar koltuğunun. Eşkıya dünyaya hükümdar olur. Ama süremez bu sonsuza kadar. Dünya silkinip soylu at gibi kötü biniciyi sırtından atar. Eşkıya dünyaya hükümdar olur, zulümle, yalanla, binbir tuzakla, ama yoz tohum gibidir kötülük, uyuşmaz toprakla. Eşkıya dünyaya hükümdar olur, vicdanlar sustuğu sürece, ama suskunluklar haykırış olmaya bilenmektedir gizlice. Eşkıya dünyaya hükümdar olur, ama mümkün müdür yaşamı durdurmak, kötülük ne kadar yükseğe çıkarsa, düşmesi o kadar dönüşsüz olacak. Bir de son olarak düelloyu bulalım ve noktalayalım buluşmamızı. Buldun mu düello? Yardımcıları var ha. Kolektif. İyilik ve kötülük bir düelloda karşılaşsalar kim kazanır dersiniz? Korkarım kazanan bu çatışmada kötülük olur diyeceksiniz. Çünkü o zalimdir, kıyıcıdır, acımasızdır, hilebazdır. Yalnız da değildir üstelik, çıkar ortakları vardır. İyilik ise buna karşılık tek başınadır genellikle. Kötüyü kanıksar gibidir artık, boyun eğmese de bütünüyle. Oysa kötülük durmaksızın yaşamı kemirip çürütmektedir. Bu geri dönüşsüz yok edilişin durdurulması gerekir. Kuşkusuz kötüyle savaşın onun silahlarıyla yapılamaz. İyilik bunu istese bile kötü olmayı başaramaz. Öyleyse bir tek şey var yapılacak. Bu iyilerin birlikteliğidir. Amansız kötülüğü ancak örgütlü iyilik alt edebilir. Çok teşekkür ederim. Evet, katılımınız için hepinize teşekkür ediyoruz ve Sayın Başkanımıza çiçeği vermek üzere davet ediyorum sahneye. Evet.